Özdemir geliyor. Hoş geldin Özlemciğim. Gözlere bak maşallah. Özlem boyun da maşallah. Boyun kaç senin? Evet, bir de sizin yanınızda. Bak, kaç boyun? 80. 1.80 evet. Maşallah. Ama bir şey söyleyeceğim, uzun olan sensin. Ben standartlandayım yani. 1.65 normal. Ya doğru. Değil mi? Işte. Nasıl oturalım? Sen böyle, nereye geçiyorsun? Ben böyle alayım. Sizi böyle alayım. Tamam. Ben böyle oturayım. Ben buraya mı geçiyorum? Tamam. Ben buraya geçeyim. Ama ters gelir, o zaman yapamayız. Ters mi? Evet. Eyvah. Demeyiz. O zaman şöyle geçeyim. Tamam. Hı-hı. Hint kınası. Evet. Nereden aklına? Aslında Hint kınası diye bir şey yok. Hani biz ne? Türkiye'de bunu şey diye Hint kınası diye adlandırıyoruz. Çünkü Hintliler kına diyorlar, henna diyorlar. Hı-hı. Biz de Hint kınası olarak adlandırıyoruz. Çünkü Hintlilerde gördüğümüz ve bildiğimiz için normalde aslında yaptığımız bildiğimiz kına. İçeriği de aynı şekilde. Fakat içeriğinde birazcık değişiklikler var. Çay ağacı yağı var, limon suyu var. Kalıcılığını ve renginin koyuluğunu arttırmak için bu malzemeler var. Tamamen antalyerji kullandığımız kınalar. Türkiye'deki durumu ne bu Hint kınasının? Yani son dönemde gerçekten popüler oldu, evet, değil mi? Evet, çok aşırı popüler oldu. Ben ortalama 8 senedir bu işi yapıyorum. Türkiye'ye ilk getiren, sektörü ilk açan kişi benim. Sen nasıl başladın? Ben nasıl başladım? Ben yurt dışında çalışıyordum. Dubai'de ressamlık yapıyordum. Orada kendime yaptırıyordum böyle kınaları ve Türkiye'ye getiriyordum arkadaşlarıma gidip geldikçe. Çok beğeniliyordu. Aynı güzel işte şeyler falan, işte bize de yap falan dedikçe böyle arkadaş ortamlarından taşıdık. Kına gecelerini taşıdık. Birkaç organizasyon şirketiyle bu işe başladık. Hı-hı. Ondan sonra hani kültürümüzde de olan bir şey olduğu için kına biliyorsunuz eskiden, yüzyıllardır var. Aynen, bir de eskiden sadece hani kına gecelerinde yapılırdı. Evet. Şimdi bakıyorum artık, normal şimdi herkes şöyle birini oldu, kullanıyor. İlk başta herkes hani çekingen davranıyordu. İşte ufak destenler istiyordu vesaire. Sadece kına gecelerindeydi. Hı-hı. Sonrasında hani o kadar talep oldu ki kına gecelerinde yaptırıp sonradan da yaptırmak isteyenler oldu. Dolayısıyla ben birkaç restoranla anlaştık ve kına geceleri haricinde gündelik hayatlarında da yaptırmak isteyen kişiler gidip çalıştığım mekanlarda, anlaşmalı olduğum mekanlarda kınalarını yaptırıyorlar. Aa, ne keyifli. Hı-hı. Peki ne kadar sürüyor? Mesela hani o kadar enteresan desenler gösterdin ki sen bana program evet, öncesinde. Evet, evet. Yani bakınca diyorsun ki herhalde bir gününü alıyordur Özlem'in bu. Hayır hayır. Ama ortalama çok büyük bir desen, hani çok Hint işi olmadığı evet, sürece. Çok... Ortalama şöyle 1-2 dakika mı falan alıyor. O zaman başlayalım. Hadi tabii, bana yapalım. Tabii hemen başlayalım. Saati çıkartalım. Tamam. Ki böyle yukarılara doğru çıksın desen. Peki yani hiçbir zararı yok hiçbir değil mi? Hiçbir zararı yok. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde bebekler, hamileler herkese yapılıyor. Bebekler uyurken tabii. Yıkanıp çıkmıyor. Ekibim çıkmıyor. Soruyor da yıkanıp çıkmıyor. Hayır, bir hafta kalıyor değil bir mi? Bir hafta 10 gün elinizde kalıyor. Minimum. Yani kalıcı evet. Değil yani. Şöyle evet. Yapalım. Kalıcı olmaması daha güzel. Şey yapıyoruz çünkü. Desenler değişiyor. Sıkılabiliyorsunuz. Aynen. Bakalım nasıl olacak? Evet. Size yaptım şu anda Arap deseni. Hülya Avşar'da mı vardı böyle? Evet evet. O birçok seviyordu sanki. Her yerinde ayaklarında evet, falan ama zannediyorum ondaki kalıcı makyaj olabilir. Çünkü evet, çıkmıyor bacaklarındaki. Hiç çıkmıyor. Her hafta yaptıracak hali yok. Gerçi senin kadar profesyonelse bir iki dakikada yapıyorsa her hafta ben de yaptırırım yani. İzlemesi daha zevkli. Ay evet. Bayağı sanat yapıyorsun ya. Canlı canlı Hint kınası evet. Yapıyoruz. Özlem Öztaş yapıyor. Sosyal medya hesabından da. Evet, takip edebilirler. Takip edebilirsiniz. Herkes yapabilir mi? Yani şimdi ev hanımları mesela bu malzemeleri alıp işte malzeme teminimiz çok zor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden geliyor. Burada bulamıyoruz. Bayatlıyor. Bunlar için ayrı bir dolap gerekiyor. Evde farklı bir bunların sakladığı bir buzdolabı var. Çünkü sen malzeme alıp almaya sürekli gidiyorsun. Tabii tabii sürekli gidiyorum. Çünkü bayatlayan da bir malzeme olduğu için en az 3 ayda bir gidip almam, getirmem gerekiyor. Araplarla aran nasıl? Çok iyi. Orada mesela Türk dizilerine ilgisi nasıl? Evet, mesela evet. Orada en çok kim tanıyorlar? En çok tabii Kıvanç Tatlıtuğ'u tanıyorlar. Evet. Evlendi Kıvanç, evet. Gitti. Aynen öyle. Kızlar yasla. Ama çok seviliyor. Dizilerin turizme çok katkısı olduğuna inanıyorum. Tabii. Tanınma açısından da. Peki bunu şimdi yapıyoruz. Ne kadar da kuruyacak, edecek? Ortalama yarım saat 40 dakikada elinizden kuruyup dökülecek. Bugün rengi çok açık turuncu oluyor. Hı hı. Ertesi gün koyulaşarak kahverengi oluyor. İşte koyulaşması için bugün fazla yıkamamamız gerekiyor. Hı. Onun dışında hiçbir şeye dikkat etmemize gerek yok. Bol bol nemlendirici sürebiliriz yarından sonra ki rengi daha çok kalıcı olsun diye. Bitti mi? Bitti.
Şaka gibi. Aa süper. Gördünüz mü ne kadar şık. Peki bir yere falan Allah korusun çarparsam. Evet çarpmayacağız. Oje gibi düşüneceğiz. Tamam. En ufak bir şey yaptığımızda bozulabilir. O zaman program boyunca şöyle duracağım. Evet. Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Ekipten başka birilerine de yapalım. Çünkü gerçekten hazır bulmuşken Özlem'i pasta tasarımcımız istiyor. Hilal Hanım. Yaptıralım mı? Yapalım hemen. Herkes ben de diyor. Vallahi muhteşem. O zaman bu tarafa değişik tabii, bir desen yapalım. Tabii farklı bir şey yapalım. Aa vallahi bayıldım çok güzel. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Tanıştırayım Hilal Özlem. Merhaba memnun oldum. Memnun oldum. Üç tane mavi göz. Aynen. Şöyle açayım. Şöyle yapayım. Evet şimdi başka bir desen yapıyoruz. Bu bizim çikolata kalemlerimize benziyor. Evet, evet. Sen de tabii bir sanat yapıyorsun. Tekniği varmış zannediyorum. Ona çok benziyor pastacılıkta. Hepsi el sanatı aslında. O da bir sanat sonuçta. Ay çok güzel oldu. Bu ne kadar kalıyordu? Ortalama bir hafta 10 gün ama bir yarım saat 40 dakika elinizde durması gerekiyor. Özlemciğim isim yazdıran oluyor mu? Ben tabii, mesela Eymen yazdırmak isterdim. Tabii. Ne oluyor yani o isimde mesela en farklı nerelerine yaptıran var? İşte omuzuna... Ne bileyim tabii yüzüne omuz, yaptıran var mı? Sırt. Yüzün pH'i farklı olduğu için yüzde alerji yapabiliyor. Çünkü içinde limon suyu ve uçucu yağlar var. O yüzden yüzün pH'ına uymuyor. Bana kesin en yapan. Güzel elin içi veya üstü. Ben çok hassas olduğu için. Beyaz tenli beyaz tenlerde oluyor. Tabii bir hafta 10 gün ben de herhalde 3 gün falan dur benim elimde var. Mutfağın kalır. İçinde olduğu minimum, için mutfakta. İstediğiniz kadar şey yapın. Minimum bir hafta elinizde kalacak. Süper. Yalnız bugün bir saat elinizde durması gerekiyor. Sonrasında da suya dikkat edeceksiniz. Onun dışında başka bir şey gerek yok. Aa çok güzel oldu. Çok güzel sıradaki oldu. Gelsin. Sıradaki gelsin. Zeliha'cığım ister misin sen de? Gel vallahi sen de. Tabii buyurun. Teşekkürler. Zeliha'cığım seni pasta bölümüne uğurlarken hemen gidiyorum. Teşekkür ediyoruz. Zeliha Sunal'a da yapalım. Tabii. Geldim hatta bak malzemelerimle geldim. Gel hayatım gel. Biliyorsun bir türlü bunu yapamadık ya. Evet. Yapacağız bu ara artık. Onu yapacak mıyız? Evet. Şuraya koyayım. Önce Hint kınasını önce yapalım. Önce kınamızı yapalım. Dur bir dakika yoğun ise gel. Önce ayran yapalım diyorlar. Ondan sonra elini boyayalım. Sonra çünkü hareket edemeyeceksin. Evet. Doğru söylüyorsun. Ya oje peki. Gibi bak. O zaman bana bak böyle kaldım. Çok güzelsin. Aynı masada yapalım Zeliha'cığım. Yapalım. Ben şu fişimi alayım da şuradan. Kusura bakmayın sevgili seyircilerim. Ben hareket edemiyorum. Fatih Hoca'yı bekliyoruz. Fatih çıtlak gelince onu da göstereceğim. Fatih Hocam tabii. Nasıl olmuş diye. Bakayım ne diyecek. Kadın çalışıyor bak. Evet. Kadın çalışıyor sunucu oturuyor. Kadın yardım edebileceğim bir şey hayır, mi? Hayır o elini bozma o kadar şey ki nazik bir şey ki. Kalk oradan bakalım. Tamam. Hemen. Nasıl ama cebren ve hileyle. Vallahi. Şimdi evet bu, şimdi haftalardır yapamadığımız şeyi de yapalım. Onu da yapalım tamamlayalım da. Bitsin bu. Evet. Hakikaten çok güzel bir şey çünkü. Hemen yapalım. Efendim bana müsaade edersiniz. Tabii. 5 dakikada yapabilir miyiz mesela bu yapacağımızı? Deneyeceğiz. Peki. Çünkü önceden hazır olan bir şeyimiz var gördüğünüz gibi. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza bakalım. Hoppa. Kumaş parçalarımız var. Bir tane ayakkabı kutumuz var. 6 tane ayran. Boş ayran kutusu. Evet. Güzelce yıkayın gene. Bunları atmayın, biriktirin. Çok işe yarıyor. Çünkü ben bunları diş macunluk olarak kullanıyorum. Mesela bakın, şöyle bir tane arada farklı var. Yaptım. Etrafına yine bu kumaştan kapladım. Mesela diş macunu, diş fırçası koymak evet. için kullanabilirsiniz. Fırçalarınızı, makyaj malzemesi. Yaptığın gibi makas vesaire o tür şeyler de oluyor. Her şeyi evet, koyabilirsiniz. Yapalım. Yani bütün malzemelerinizi koyabilirsiniz. Şimdi önce... 6 tane bunu bakın şöyle işaretlidir onun yeri keselim hemen. Senin için özel işaretlemişler. Evet. Kolay yap diye. Evet kayarsa da korkmayın ince bir makasla düzeltirsiniz. Bak bunlar yumuşacık malzemeler çok güzel malzemeler hakikaten. Seviyorum oynamayı. Koparalım. Keselim mi düzeltelim mi? Keselim. Birazcık böyle Özlemciğim ferahlık geldi. Evet. Normal mi? Evet içindeki limon suyunu bazen yakabilir. O da şu kısmı derinin hassas olduğu bölgeleri evet. oralar. Çok az. Limon suyundan kaynaklanan bir durum. Şimdi bunların içini boşaltalım. Şunları bir şöyle önünüze doğru alabilirsiniz. Alalım canım. Ben şimdi şöyle size çok çabucak göstereceğim çünkü.
Bu önceden kesip hazırladık çünkü bakın şöyle. Göstereyim. Ben de severim böyle şeyleri. Yardım edebilirim yani. Çok güzel. Çok o zaman. Becerilerim. Hatta et özlemcileri. Şunları evet. Şöyle zımbala bakalım. Çok güzel severim. Üç tanesini birbirine zımbalıyorsun. İki tane, ikişer tane mi yapayım? Güzel zımbala. Tamam. Sağlam olsun. Az sonra Fatih Çıtlak canlı yayında bizlerle beraber olacak. Hocamızı yine keyifle bekliyoruz. Bu güzel üçünü de bir araya. Tamam. Şimdi bunu yapabilmek için bize bir tane böyle açılabilir kalın bir fermuar. Fermuar. Ding ding. Bu fermuar şey. Bayağı şeyi taşıyacak, çantayı taşıyacak. Evet. Çok kokoş bak, süslü püslü. Vallahi çok aynen güzel. Öyle taşlı maşlı. Şimdi hemen kutumuzu nasıl hazırlayacağımızı görelim. Kutuyu şöyle göstereyim. Bir yine şey yardımıyla, keski yardımıyla keseceğiz. Gerekli malzemeleri söylemedim ama neyse. Bir yandan da onu da söyleyelim. Tamam. Makas, keski, yapıştırıcı, silikon tabancası, artık kumaşlar ve 6 tane ayran ambalajı gördüğünüz evet. gibi. Şimdi bunları çok güzel yaptın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yeteri derecede sağlam. Evet. Bunlar sende kalsın. Tamam, benim. Şimdi bunu ben tabii göz kararı yapacağım ama siz öyle yapmayın. Tam ortadan. Şöyle. Şuradan başlayalım. Çiziyorum. Çiziyorum. Sonra bakın. Bunu katladığımda bunun şöyle güzelce şey olarak durması için bunu bir de buradan çiziyorum. Ama önce bir keselim. Görün. Sonra bir şey yaparız. Biraz sert bir malzeme. Bunu tabii dikkatli kesmek lazım. Çok. El baş parçalanabilir. Dikkat edin. Hayır, bir de şey olması için yani. Şimdi mümkün olduğu kadar sert bir kutu kullanıyorum ki özellikle şey dursun, sağlam dursun. Çizdiğim yere bakıyorum. Merakla biz de bakıyoruz. Evet. Zaten bu işlerin en güzel tarafı o. Ne çıkacağını? Ne çıkacağını evet merak ediyorum. Nereden ne çıkacak? İçine şöyle bakın, görebiliyor musunuz içine? İçine bir çizik atıyoruz. Ki. Bak ya, ayran şişesinden neler olacak? Ayakkabı kutusundan. Aa evet. Katladık. Ben diyordum nasıl dönecek. Şimdi bunu bu kısmını tutabileceğimiz bir hale getirmek için şöyle bakın bir üçgen buraya. Hemen keselim. Ama parmağınıza dikkat. Makasla keseceğim de ama tabii bunun önce bir şununla bir alayım. Bütün sanatçılar bugün bizde. Hilal Hanım pasta tasarımcısı, Özlem Hanım Hint kınası uygulaması yaptı. Zeliha Sunal işte görüyorsunuz neler neler yapıyor. Vallahi bu bütün çok sanatçılar bizde. Harikasın. Dibine kadar indirebiliriz bunu. Yani şuraya bir üçgen. Evet. Bu zor bir kesim tabii ki. Bir de gerçekten en sertini ama, bulmuşsun. Zeliha. Ama ne kadar sert olursa o kadar dayanıklı oluyor biliyor musun? Bakın şöyle. Gösteriyorum. Vaktimiz var mı? Ne var, kadar vakit var? Aa evet yazın. Biz de bu arada yani şey yapıyoruz. Hint kınamıza daha ne ekleyebiliriz? Böyle bir şey. Ufak bir şeyle başlıyor. Ya. Biraz daha büyüsün. Oraya da yapalım. Buraya da yapalım derken. Ama yalnız elinize bulaşmış. Şu parmağını onu alayım. Teşekkür ederim. Şimdi bakın. Evet. Şimdi bunun bir tarafını yapayım ben. Tamam mı? Bir tarafını yapayım. Görün. Şimdi bunu hemen arkasını silikon tabancasıyla yapalım. Orada galiba birazcık silikon olacaktı bir iki tane daha. Bana rica etsem onları verebilir misiniz? Alayım mı ben? Yo geliyor. Geliyor mu? Teşekkür ederiz. Teşekkür. Şimdi böyle yapıştırdık. Teşekkür ederim. Evet. Yapıştırdık. Gördüğünüz gibi. Evet. Ayakkabı kutumuzun son hali. Şimdi bunu yapıştıracağız. Parça kumaşlar. Öyle hani çok uğraşmanıza gerek yok. Özellikle bu şey yerlerini kaplayalım yeterli. Hemen silikonla pıt pıt 2 dakikada yapacağız. Bir taraftan başlayalım.
ölçün tabii. Ben şimdi her şeyi göz kararı yapıyorum. Ama siz bunları ölçerek, biçerek yaparsanız daha rahat kaplarsınız. Gördüğünüz gibi. Böyle pullu payetli çok da hoş duruyor. Çok güzel olacak. Yani kullanmaya doyamayacaksınız. Hakikaten öyle. Zaten bizim de 2-3 haftadır yapacağımız, sona sakladığımız, merakla beklenen... Merakla beklenen ayakkabı kutusu ile ayran ambalajından neydi? Malzeme çantası. Malzeme çantası. Yapıyoruz. Malzeme çantası. Tek tarafını kaplayacağım ki özellikle vaktimiz hani yeterli olmuyor. Aynen. Zaten yeterli olur sevgili seyirciler. Diğer bitmiş de halinde göstereceğiz zaten. Gördüğünüz gibi. Ben de böyle pullu payetli şeylere bayılıyorum. Evet. Yani kadın olmanın herhalde değil mi? Kesinlikle hepimiz. Yani ya, çok eğlenceli, çok eğlenceli, süslü, püslü. Eşimize yapacaksak da daha tabii başka kumaşlarla yine yapılabilecek şeyler. Kadifeyle falan da çok şık durur diye düşünüyorum. Çok. Yani yapabildiğiniz bütün kumaşlarla çok şık duruyor. Hakikaten çok eğlenceli. Mesela çocuklarla beraber yaparsanız da silikon değil de hani bu yapıştırmayı beyaz şu beyaz tutkal var ya bak şu anda evet, burada görüyorsunuz. Onunla yaparsınız kumaş kaplamasını da. Az sonra Fatih Hocam, Fatih Çıplak Hocam bizlerle beraber olacak. Gıybet konusunu konuşacağız. Telefonlarınıza katılabilirsiniz. Biz de bugün Zeliha Sunal'la yayında yaptık mı gıybet? O soracağız. Nedir dedikoduyla gıybet arasındaki farkı soracağız. Merakla bekliyoruz. Efendim. Şimdi geldik burasını kaplamaya. Bunun için de tabii ki kapağı. Bakın tam buna göre. Dolayısıyla ne kadar yüksek istiyorum ben? Şöyle şu kadar falan yeterli. Hı. Hemen keselim. Şerbet koyalım. Ay bitmiş halini çok merak ettim. Var mı burada? Burada bitmiş var. Hali var. Abi. Bak. Aa bakayım. Onu da gösterelim. Çok güzel. Ne kadar şık. Bakar mısınız nasıl güzel? Çok güzel duruyor gerçekten. Özellikle kapladığınızda inanılmaz. Çok çok güzel. Benim tabii bunları alırken hep kınalarım bulaştı ya. Ya eyvah. Evet, bak şimdi. Telafisi olmayan şeyler bunlardı. Ay evet. Ne oldu? Tamam. Bulaştı. Söyleyeyim. Bulaştırma. Allah'tan Özlem burada. Evet. Evet. İlk zamanki gibi tabii şey olmuyor, orijinal olmuyor ama yine de kurtarmaya çalıştım. Tamam. Oje gibi ya. Evet. Sürüyorsun yarım saat böyle elin durmak zorunda ya mutlaka bulaştırıyorum. Bunun bir spreyi de yok hani hemen kurusun. Evet. İyi olur aslında. Evet. Evet. Son hali bu işte. Kapattığınız zaman. Gördüğünüz gibi. Tabii bunu da ayrıca kaplarsın. Ne kadarı kaldı Zeliha'cığım? Bitti. Bitti. Bitti bitti. Hatta şöyle yapalım. Bitti. Kaplıyoruz. Genelde tabii ki kaplayacağız. Şöyle içine atalım. Ay bir şarkı vardı o aklıma geldi. Köylü Güzeli miydi bizim? Hangisi? Neydi? Kınalı. Ellerine kına yakmış ellerine. Köylü Güzeli değil mi? Çok güzel. Evet. O da Hakan Peker'de sevgilerimizi yollayalım. Çok Hakan severim. Peker. Sevgili dostumuz. Kına deyince o şarkı aklıma geldi. Ellerine kına yakmış ellerine, gözlerine sürme çekmiş gözlerine. Şimdi bunların hepsi aslında tabii ki kaplanacak tek tek. Ve son şekli de bakın böyle göstereyim ben. Şimdi hani uzun uzun uğraşmıyorum çünkü çok kalın ve kesmesi de peki o zaman problemli. Hemen senin kınanı yakalım onun üzerine. Evet son halini gördük. Yani kaplayacağız sonuçta da söyledik. Tamam. Kaplayacağız. Aynen. Bunları da böyle yaptık. Evet. Biraz zımbaladık. Onları da bunun içine koyuyoruz. Bakın şöyle. Koyduk. Tam da sığıyor. Tam sanki birbiri için yapılmış. Evet. Değil mi? Tam böyle. Şuraya da bir tane böyle bunu da gördüğünüz gibi şöyle. Evet. Kaplanmamış bir taraftan yapalım. Hemen gösterelim. Şu kumaşı kaplamadık. Son halini gördük zaten şu anda. Az sonra göreceğiz onları yine. Gel canım kınanı yakalım biz. Tamam. Evet. Fatih hocamı da
İlerleyen dakikalarda dur şunu birkaç dakika sapını. İçerisinde alacağım. Sapını da taktım. Zeliha hala sapını takıyor. Zeliha sana bak kına yapmayacağım. Sonra da alacaksın. Yok. Evet. Tamam. Kına istiyorum. Ya 3 dakikada yakıyor zaten. 3 saniyede yakıyor. Aynen çok alacağım. Çok. Benden daha az. Şöyle dönelim. Evet. Şey koyalım. Şey gibi. Açalım. Doktor şey gibi. Şey gibi hani böyle ne derler? Muayene ediyoruz. Tabii bekliyoruz. Ay. Acı var mı acı? Acı yok abi. Acımıyor gerçekten. Hiçbir şey olmuyor tabii çiçek ki de. Çiçek yaptı bana. Ama bak. İlerleyen dakikalarda birazcık böyle bir ferahlık hissediyorsunuz. Sende de var mı çiçek? Bakayım. Bende bak böyle. Çok güzel. Mısır da yaptırmıştım. Evet, Mısır da falan çok. Ondan sonra hatta orada yol kenarlarında elinizi hemen alıp yapıyorlar. Her yerde kına Sudanlı genelde evet, yapan evet. Hanımlar. Ondan sonra ve çok harikulade tenleri var biliyor musun? Böyle bir fil dişi gibi nefis tenleri var. Ve oturup onlar da böyle birkaç dakikada kına yapıyorlar. Evet, Özlem'in de eli maşallah çok çabuk ya. Evet, bir hafta falan dayandı ki ben de elimi çok yıkarım. Evet. Bir hafta aşağı yukarı kullandım onu ben. Vallahi çok güzel oldu. Eline sağlık Özlemciğim. Teşekkür ederim. Sevgili Zeliha da Özlem de programın sonunda bizle yine birlikte olacaklar. Pastanın son halini göreceğiz. Ama şimdi Fatih Hocam'ı davet edeceğim. Kısa bir aradan sonra tekrar evet. Buradayız.